İyi günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Şükrü Torun. Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu dersimizin Yaşlılıkta inme Bakımı ve Rehabilitasyonu ünitesini birlikte gözden geçirmek ve tanımak üzere birlikteyiz. Bu ünitemizde yaşlılıkta çok önemli bir sağlık sorunu olan inme bozukluğunun bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili özellikleri gözden geçireceğiz. İnmenin e, tanımını yaptıktan sonra İnme sonrasında inmeye bağlı olarak inmeyi de birazcık daha tanıdık kılmak için felç, beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması ve buna bağlı ani gelişen durumları tanımladığını hatırlatayım. E, bu bozukluklar arasında motor belirtiler dediğimiz e, felç durumu bir tarafın güçsüzleşmesi, fonksiyonel e, bulgular, disfaji, yutma bozuklukları, tıbbi komplikasyonlar, daha sonra iletişim problemlerine yol açması nedeniyle inmenin tabii ki e, iletişim problemlerinin bakım ve rehabilitasyonuyla ilgili durumlar, algı bozuklukları, duyu bozuklukları ve e, her ünitemizde bir önemi olan ama inme için zorlu bir işlem e, ve zorlu bir süreç olduğu için bakım verenler için kendileri için de e, önerilen özellikleri ele almaya çalışacağız. İnmenin e, tanımını yaparsak, Damar tıkanıklığı yani iskemi kanın yetersizleşmesi veya kanama sebebiyle ortaya çıktığı kabul edilen ve 24 saatten uzun süren e, bazen rehabilitasyon ve bakım girişimlerine rağmen bazı bozuklukların ölüme kadar devam ettiği e, bir damarsal olay olarak niteleyebiliriz inmeyi. İnmede bazı bu ünitemizde terimler terminolojiler var. Onları çok kısa kısa söyleyeyim. Sonra kolaylık olsun tanımış olalım. Hemipleji bir tarafın güçsüzleşmesi. Hemi yarım demek. Pleji felç durumu demek. Yarım felç yani sağ ya da solda güçsüzlük ortaya çıkması. Bunun derecesi hafifse, hafif düzeyde bir kuvvetsizlikse hemiparezi diyoruz adına. Tam bir güç kaybı değil. İletişim sorunlarına baktığımız zaman burada en önemli terim afazi, söz yetimi demek. Daha çok beynin sol tarafında... Çapraz yönettiği için beynimiz sağ tarafımızı yöneten e, sol beyin yarısında oluşan bir damar tıkanıklığı çoğunlukla bazen de bir kanama sonrasında e, konuşma ve dil becerilerinin bozulmasına afazi adını veriyoruz. Bunun gibi yutma ve yol açtığı beslenme bozuklukları, duyu, algı, biliş bozuklukları ve tabi ruhsal durumda ortaya çıkan ağırlık olarak da depresyon olarak gördüğümüz bozukluklar. Ee, yine günlük yaşantıda yaşam kalitesini çok ilgilendiren mesane ve bağırsak problemleri e, tanım e, çerçevesinde ele alacağımız ve inmeye bağlı olarak ortaya çıkabilecek bozukluklar. Bakım verenler e, için öneriler çok çok önemli. Böyle bir sürece giren e, bir bakım ve rehabilitasyon elemanı işini hakkıyla insanlığa ve sağlığa hizmet etmek için yaptığına göre, Fedakarlıklar da göstermek durumunda. Ancak bu fedakarlıkların e, işimizi doğru yaparken kendimizi ihmal etmeyen bir boyutunu da e, içermesi gerekiyor. Çünkü gerek iş gücü gerekse performansın üst düzeyde ve kaliteli bir şekilde devam edebilmesi için kendimize de iyi bakmamız gerekiyor. Kendimize iyi bakmak dediğimiz zaman e, üç tane temel Özellik söyleyebilirim, bunu çok sayıda ek özellikle besleyebiliriz, destekleyebiliriz. Bunlardan bir tanesi beslenmemize dikkat edeceğiz. İkincisi uyku düzenimiz, hareket ve egzersiz düzenimizi e, sağlığımızı iyi bir şekilde götürecek şekilde sürdüreceğiz. Ve tabii ki e, bir konuyu teknik açıdan da iyi bir şekilde içselleştirmiş olmak, işimizi yaparken daha az yorulmamızı daha az yıpranmamızı getirecektir. O yüzden doğru bakım tekniklerini iyi bir şekilde öğrenmeye çalışacağız. Örneğin bir hastayı tekerlekli sandalyeden kaldırıp yatağına gitmesine yardımcı olmak çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Bunun tanımlanmış teknik ve daha kolay hastaya ve bu yardımı sağlayan kişiye zarar vermeyecek şekilde çerçevelenmiş bilgileri olduğunu biliyoruz. Bunları öğrendiğimiz takdirde bakım verenin iyi durumda kalmasında önemli bir faktör olduğunu bir kez daha görmüş olacağız. Tabii kendimize iyi bakmalıyız derken çevremizde iletişimlerimizi, ilişkilerimizi de sürdürmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu ilişki ve iletişim başta bakım verilen veya rehabilitasyon hizmeti sunulan birey bizim açımızdan yaşlı ve nörolojik temelli bozukluğu olan bir birey olduğuna göre bu iletişim ve etkileşimin insani boyutlarda şefkat içeren, kendimize ve karşımızdakine şefkat içeren bir boyutunun da olması gerekiyor. Daha sonra yakın çerçeve aile bireyleri geliyor. Onlarla sağlıklı bir etkileşim içinde olmak. Ee, yaşlı ve hastalık sahibi bir birey olduğuna göre hekimler, diğer sağlık personelleri, profesyonellerle iletişim ve etkileşimlerimiz olacak. Bu iletişim ve etkileşim hem kendimizin iyi durumda olmamızı hem de bakım verdiğimiz rehabilitasyon hizmeti sunduğumuz kişinin diğer yönleriyle birlikte sağlıklı bir şekilde ele alınmasını sağlayacaktır. O yüzden bütün bunları bu ünitemizde ele almaya çalışacağız. Arkadaşlar tabii ki sadece kitap ve ünitelerle, derslerle yetinmeyip bizim e kampüsümüzde çok sayıda bulunan bütün öğrenme materyallerinden yararlanmanızı diliyorum daha sonra 3. ünitenin tanıtımında görüşmek üzere.